Oyuncu Kütüphanesi ekranlarına herkese merhaba. Ben Solufein ve bugün farklı bir içerik ile karşınızdayız. Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile Xbox 360 üretimini sonlandıracağını haber verdi. Geçtiğimiz Kasım ayında 10. yılını dolduran Xbox 360, bu 10 yıl içerisinde birçok harika oyun oynama fırsatını bizlere sundu. Ülkemizde resmi olarak doğru düzgün bir satış yapılmamış olsa da yine de birçok insanın evinde yer edinmeye başarmış bir konsol oldu 360. Tabii ki korsan oyunları PlayStation'dan daha önce çalıştırabilmesi de tercihlerin bu yöne kaymasında bir etken olmuştur. Yine de o dönemin kaliteli platformlarından birisiydi ve uzun bir süre bizlere oldukça keyifli zamanlar yaşatmayı başardı. Xbox 360 için çıkmış ve yalnızca bu platformda oynayabileceğiniz 10 oyunu sıralandığı listemize hoş geldiniz. Beautiful Katamari, Bandai Namco tarafından yayınlanan bir devam oyunu. Daha önce yalnızca PlayStation konsolunda yayınlanmış olan serinin son versiyonu hem PlayStation 3 hem de Xbox 360 için hazırlanıyordu. PlayStation versiyonunun iptal edilmesiyle birlikte yalnızca Xbox 360'a çıkan ilk Katamari Damacy oyunu unvanını da almış oldu. Yanlışlıkla açılan bir kara deliği kapatmak için kocaman bir tıkaç oluşturmaya çalışıyoruz. İlk başta yuvarladığımız Katamari'yi ufak eşyalar ile büyütürken oyunun ilerleyen kısımlarında kedi, köpek ve insanları toplamaya başlıyoruz. En sonunda binalar, hatta kıtalar bile Katamari'nin gazabından kurtulamıyor. Eğlenmek isteyenler için ideal bir oyun. Güney Kore yapımı Magna Carta 2, gerçek zamanlı ve sıra tabanlı sistemlerin karışımına sahip bir oyunu sunuyor. Oyun, hafızasını kaybetmiş bir ana karakterin krallığı kurtarması gibi alışılmış bir hikayeye sahip. Neyse ki hikaye anlatımı, hala güzel gözüken grafikleri ve insanı bezdirmeyen oynanışıyla Xbox 360 üzerinde kaliteli bir RPG arayanlara önerebileceğimiz güzel bir oyun. Lost Odyssey, Xbox 360'a özel çıkan kaliteli JRPG oyunlarından birisi daha. 2005 yılında Japonya'da, 2006 yılında ise Batı'da çıkışını yapmış olan Lost Odyssey, o dönem konsol için çıkmış olan en yüksek boyutlu oyun olmuş. Hafızasını kaybetmiş bir grup ölümsüzden birisi olan Kane'i yöneterek tehlikelere karşı savaşıyor ve hatıralarımızı geri kazanmaya çalışıyoruz. JRPG türünün birçok yapısal özelliğine sahip olan oyun, hikayesiyle oldukça fazla övgü almıştır. Ayrıca müziklerini Final Fantasy serisinden aşina olduğumuz Nobuo Uematsu'nun yapması da artı bir puan olarak söylenebilir. Sıradaki isimimiz, Guitar Hero ve Rock Band isimleriyle tanıdığımız Harmonix tarafından hazırlanan dans oyunu serisi Dance Central. Şarkı repertuarı ve dans hareketleriyle oldukça dikkat çekici olsa da, özellikle 3. oyunda etkilenen hikaye moduyla dans oyunlarına yeni bir fikir getirmeyi başarmıştır. Zamanda geriye ve ileriye doğru giderek dans dünyasını kurtarmak, biraz saçma gibi gözükse de oyuna farklı bir eğlence kattığı tartışılmaz. Kinect sahibi olup dans etmeyi seviyorsanız denemeden geçmeyin. Tiyatroda oynatılan kukla gösterisinden oyun mu olurmuş? Twisted Pixel yapmış, bize göre de gayet güzel olmuş. Grubu tarafından ihanete uğrayan ve bir ölümsüz olarak geri dönen Gunstringer, intikamını almak istiyor. Grubun ise oldukça farklı ve enteresan kişilerden oluştuğunu söylemekte fayda var. When they drink through their pay, they find work at saloons, dance halls, and gynecologists' offices. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Gunstringer'da, Kinect'in karşısına geçip bir elinizi kuklayı kontrol ederken diğer elinizi tabanca olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz iki kişi de oynayabileceğiniz oyunun tek eksisi nispeten kısa olması. Gerçekten bu alanda sayabileceğimiz bir sürü oyun var. Xbox 360 ilk duyurulduğunda çok fazla beklenti oluşturan Kinect, ne yazık ki bekleyeni vermeyi başaramadı. Star Wars oyunlarında hayal ettiğimiz ışık kılıcı düellolarını yapamadık. Ya da Gunstringer gibi keyifli silah mücadelelerini çok fazla yaşayamadık. Kinect'in başarılı olduğu noktalar ise eğlence ve hareketlilik oldu. O dönemde çıkan birçok film ve animasyon eğlenceli Kinect oyunu ile gelmiştir. Skrull işgalini konu alan Avengers Battle for Earth gibi ilginç bir dövüş oyunu oynamak mümkün. Korkmak isteyenler için Rise of Nightmares, Kinect'e özel olarak çıkmış tek korku oyunu olma özelliğini taşıyor. Kinect üzerinde arkadaşlarınız ve ailenizle oynayabileceğiniz bir sürü eğlenceli oyun var. Burada en önemli nokta, oyuna verdiğiniz ücret ile oyundan keyif alabileceğiniz sürenin oranı oluyor. Bir oyunu almadan önce araştırmakta fayda var. Hareketlilik konusunda ise ekstra bir şeyler söylememiz gerekiyor.
Kinect'in alıcısı mükemmel bir şekilde algılayamasa da çeşitli spor programlarını düzgün bir şekilde takip etmeniz mümkün. UFC Personal Trainer, Nike Plus Kinect Training ve Zumba Fitness gibi oyunlar sayesinde belli bir seviyeye kadar spor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Gerçeğini yerini tutmayacaktır elbette. Fakat özellikle benzer eğitim almış birisi olarak UFC'nin eğitim programlarının başlangıç için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. PlayStation'ın Gran Turismo serisine Microsoft'un cevabı olarak kabul edilebilir Forza serisi. 2007 yılında ikinci oyunu ile 360 adım atan Forza, bu konsola 4 oyun hediye etmiştir. 3 ana oyun ve Horizon ismindeki spin-off serisinin ilk oyunu Xbox 360'a çıkarılmıştır. Araba yarışlarına çok büyük bir fan olmasam da Horizon ile keyifli saatler geçirdiğimi belirtmem gerekiyor. Ana hikayenin devamı olan 3. ve 4. oyunların yanı sıra Halo Reach adında ilk oyunun kısa bir süre öncesini konu alan bir oyun çıkmıştır. Halo 3 ODST ise ikinci oyun ile aynı zaman diliminde geçen fakat farklı bir karakteri kontrolümüze veren bir oyundur. Combat Evolved Anniversary ise birinci oyunun yenilenmiş halidir. Ayrıca Halo Wars adında gerçek zamanlı bir strateji oyunu da yayınlanmış ve çıktığı döneme göre oldukça iyi puanlar almıştır. Eğer bir Xbox konsoluna sahipseniz Halo veya Gears of War serilerini görmezden gelmek olmaz. FPS için Halo neyse, TPS için de Gears of War odur. Serinin 4 oyunu da Xbox 360 üzerinde bulunuyor. İlk 3 oyun doğrudan ana hikayeyi devam ettirirken, spin-off olarak hazırlanan Judgment ise karakterlerin geçmişte katıldığı görevleri oynamamızı sağlıyor. Güzel bir hikaye ve sağlam aksiyon için doğru yerdesiniz. Ayrıca ikinci bir kumanda kapıp arkadaşlarınızla birlikte düşmanlara karşı durma şansınız da var. 4. oyunu çıkmasını beklerken hikayeyi yakalamak için iyi bir fırsat olabilir. Peter Molyneux, Fable ile bizi bambaşka bir dünyaya taşıdı. Bard'un ve büyünün bir arada kullanıldığı Albion, karakterimize göre şekil alıyor, insanlar yaptıklarımıza göre bizi seviyor veya bizden korkuyor. Fable The Journey, Kinect için yayınlandı. Ellerimizi kullanarak büyü yapabildiğimiz ve az sürebildiğimiz oyun, İdare eder bir hikayeye sahipti. Kinect sahibi Fable hayranları için alınabilir olsa da özellikle önerebileceğimiz bir oyun olamadı ne yazık ki. Diğer iki oyunun aksine Fable 2 yalnızca Xbox 360'da yayınlandı. İlk oyundaki kahramanımızın soyundan gelen karakteri istediğimiz gibi yaratma özgürlüğüne sahibiz. Oyun boyunca yanımızda sadık köpeğimizle dolaşıyoruz. Açık dünyaya sahip oyunda Albion etrafında istediğimiz gibi gezme özgürlüğümüz var. Karakterimiz oduncudan köre tacirine kadar birçok işte çalışıp para kazanabiliyor. İyi veya kötü tercihlerde bulunup buna göre tepkiler alıyor. Ayrıca oyunda evlenmek ve karşı cinsiyle ilişkiye girmek gibi seçenekler de var. Korunmasız ilişkilerin sonucunda ise çocuk sahibi olmak mümkün. Tabii karakterimiz buradan hastalıkla kalabilir. Sadece Xbox 360 özel oyunlar arasında en dikkate değer olan 10 ismi paylaştık. Unutmayın, 360 bu oyunlardan çok daha fazlasını barındırıyor. Fakat çoğu birden fazla platforma çıktığı için bu listeye giremedi. Özellikle belirtmek gerekirse Alan Wake bu listeye girmeye en çok yaklaşan isimlerden birisi. Çıkışından yıllar sonra PC'ye gelmiş olmasaydı birinci sırayı Fable 2 ile birlikte paylaşabilirdi. Sizlerin de eklemek istediği oyunlar veya listemiz hakkında yorumlarınız var ise bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalın içerik türünü biraz daha geliştirmek istiyoruz ve bu tür videoları daha fazla hazırlamak düşüncesindeyiz. Sizlerin de yorumlarını almak bizleri mutlu eder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.